My name is Peter the Great. Turkey, hello. Bilmiyorum. Artık azacımı bilmiyorum ama şöyle muhteşem bir aroması var. Welcome to Russia. Evet, Dobri den, iyi günler diyerek başlıyorum. Buz gibi Rusya'ya hepiniz hoş geldiniz. St. Petersburg'dayım. Arkamda da St. Petersburg'un meşhur katedrali, St. Isaac Katedrali ile videoya giriş yapmak istedim. Evet, Rusya'ya geldim. Bunu zaten ilk videoyu izlediyseniz biliyorsunuz. Ama ilk video biraz giriş videosu oldu. Bu videoyla Rusya'yı, St. Petersburg'u keşfetmeye başlayacağım. Biliyorsunuz Ukrayna ile olan son durumlardan sonra birçok kişi Rusya'nın ne durumda olduğunu, Rusya'ya şu an gelinip gelinemediğini merak ediyordu. Ben bu konuda çok soru alıyordum. Gelinebiliyor arkadaşlar. Herhangi bir teste ya da bir şeye ihtiyacınız yok. Yeşil pasaportluysanız vizesiz, bordo pasaportluysanız da vize alarak gelebiliyorsunuz. Vize almak da çok zor değil, sadece biraz pahalı. İstanbul'dan direkt uçuşlar var. Avrupa'dan uçuşlar Rusya'ya şu an kapalı bizim yaptırımlardan dolayı. İstanbul'dan uçabiliyorsunuz. Bilet fiyatları şu an uçuk bir durumda. Çünkü Avrupa'dan gelmek isteyenler de önce İstanbul'da, İstanbul'dan Rusya'ya gidiyor. O yüzden bilet fiyatları inanılmaz bir durumda. Ben şanslıyım ki Pegasus'un 1 lira kampanyasından bu bileti yakaladım. 1 liraya geliş, 1 liraya dönüş bileti aldım. O yüzden St. Petersburg'dayım. Evet, biraz St. Petersburg'dan bahsetmek gerekirse, burası Rusya'nın kuzeyin Venedik vizyonuyla sıfırdan inşa ettiği bir şehir. Büyük Peter bu şehri inşa etmiş. Burası tamamen bir bataklıkmış aslında. Ama kuzeyin Venedik'ini hayata geçirmek istemiş. Rusya'nın böyle bir şehri olmasını istemiş. O yüzden bataklığın üstüne kanallarla dolu St. Petersburg'u inşa etmiş. Buranın mimarisi Rusya'nın geri kalanından çok farklı. Her taraf Avrupa'yı binalarla dolu. Kendinizi Avrupa'daki bir şehirde gibi hissedeceksiniz. Binalar, dükkanlar, sokaklar, her şey tamamen Avrupa'yı andırıyor. Kanallarla da birlikte Venedik'e biraz da olsa benzemiş. Dediğim gibi bataklığın üstüne yapıldığı için buradaki metro istasyonları falan hep o bataklık katlarının altına gitmek zorunda. O yüzden çok derin metro istasyonları var. Yani yürüyen merdivenlerle dakikalarca iniyorsunuz trenlere ulaşmak için. Onun dışında yılın büyük bölümünü kar altında geçiriyor. Şu anda olduğu gibi. Ama yazın muhteşem bir şehir oluyor St. Petersburg. Yanlış hatırlamıyorsam 30-40 gün boyunca güneş burada hiç batmıyor yazın. Ve beyaz geceler dediğimiz o zaman dilimine girmiş oluyorsunuz. Kesinlikle gelecekseniz yazın gelin arkadaşlar. Soğukta gelmenin çok bir anlamı yok. Şapkam nasıl olmuş bu arada? Buz gibi havayı kestiremediğim için hazırlıksız geldim. O yüzden şöyle bir şapka almak zorunda kaldım. Bence gayet güzel olmuş. Sokaktaki insanların üçte biri geçerken bana bakıyor ama sorun değil, en azından üşümüyoruz. Evet, burada genelde Ruslar yaşıyor. Rusların yanında Özbekler, Tatarlar, Tacikler, Kırgızlar, Kazaklar, Orta Asya'daki Türkiye toplulukların çoğu burada yaşıyor. Hatta bu şapkamı da o pazarlardan birinden aldım. Yavaş yavaş ya. Da tradisyonel Ruski kebap. Rusya'da. Aha. Rusya'da. Da. Periyot. Periyot? Da. Türkçe periyot. Si? Tacikistan'ı. Tacikistan'ı. Здесь Россия, да? Россия. Ага, да. Россия. Какой цвет? Черный, красный? Цвет какой? Белый, нам до света очень сюда был. Блек, красный какой? Let me look first, I don't know. Биорты! Сейчас принесу. Че что? Джинс, толстовка, футболка. Носки не надо? Россия. Россия, окей. Как зовут? Abdülcabbar. Abdülcabbar. Ey, maladis. Nereye gidiyorsun? Bakacağız brekette. Rıza şimdi sıraktan yanmak yok musun? Ulan ben yaptım. Yürü ama ne? Dışarıdan oynatıyoruz. Tamam, şimdi oldu. Artık üşümüyorum ama komik görünüyor olabilirim. İlk 3500 dediler. Sonra yok 1000 var dedim. Başka bir dükkana gittim. Orada da buna 3500 ruble dedi. 3500 ruble de 50 dolar falan ediyor. Ben maksimum 1000 ruble verebilirim dedim. 1000 ruble de buna fazla ama çok üşüyorum. Mecburdum almaya. Yani görüyorsun, pazarlık yapmak şart buradaki pazarlarda. Tacik falanlardı bu tanıştıklarım. Kim olursa olsun Türk olduğumu bilseler de yine 3500'e satarlardı bunu. Evet, savaştan sonraki durumu merak eden çok kişi de var. Savaştan sonra fiyatlar artmış mı? Buradaki güvenlik durumları nasıl?
Ben çok bir güvensizlik hissetmedim açıkçası. Daha çok sınır bölgelerine, Kharkiv'in olduğu taraflara giderseniz belki daha güvensiz hissedebilirsiniz tabii orada aktif savaş devam ettiği için. Ah söylediğim şeye bak ya, tabii savaş bölgesine giderseniz daha güvensiz olur. Moskova, St. Petersburg genel olarak güvenli. Ama dün gece burada bir patlama yaşandı. St. Petersburg'da bir kafede Kremlin yanlısı gazetecilerin bir buluşmasında canlı bomba patlamış ve gazetecilerden birkaç tanesi hayatını kaybetmiş. Yani böyle şeyler olabiliyor. Dün gece burada oldu. Ben Allah'tan hostelimdeydim, bana denk gelmedi çok şükür. Ama yine de genel olarak bir güvensizlik havası yok, ben sezmedim. Onun dışında savaştan sonra fiyatlarda çok büyük bir artış olduğunu sanmıyorum. Fiyatlar Türkiye ile hemen hemen aynı. Tabii bazı şeyler daha pahalı, bazı şeyler daha ucuz. Meyve sebze kesinlikle daha pahalı. Yemekler İstanbul'daki restoranlarla aynı seyrediyor. Bir tık pahalı ama yine ucuz yerler falan biliyorsunuz. Bir Özbek, Tacik restoranlarına giderseniz oralar genellikle ucuz oluyor. Bir de size Rusya'nın paralarını göstereyim, Rus rublelerini. Paralarımı düşürmeyeyim de çünkü hiç param yok. Paraları gösterdikten sonra bir konudan daha bahsedeceğim. Önemli bir konu. Gelirseniz kesinlikle aklınızda bulundurun. Ben hata ettim. Ama önce size şöyle paralarını göstereyim. Bakın şöyle 100 rubleleri var. Görebiliyor musunuz? Şöyle yakından göstereyim. Şöyle 100 rubleleri var. 50 rubleleri var. 500 rubleleri var. 100 ruble küçük bir para. Dışarıda bir kahve içmek isteseniz 150-200 ruble gidiyor en az. O yüzden 100 ruble küçük bir para. One samsa. One samsa. Adin? Ya. Evet, şimdi yemek yemek için bir yere geldim. Burası şehirde daha çok Özbeklerin, Kazakların yaşadığı bir yer. Buraya et, tavuk bir şeyler yemek için geldim. Çünkü bir daha hamur işi yemem. Et, tavuk yemek için de Helal Kafe diye bir yer buldum. Orada iftarım yapacaktım ki içerisi tıklım tıklım. Tam iftar saatinde gelirsem ne olmasını bekliyordum. Tabii normal böyle olması. O yüzden önde kapıda bir fırından şöyle samsa aldım. Bununla iftarımı açacağım. Daha sonra boşalırsa oraya iftara girerim. Burası da böyle. Ana caddenin hemen içerisinde. Çok fazla Müslüman yaşıyor burada. Evet, samsamız şöyle muhteşem görünüyor. Fiyatı 80 rubleydi. Yani 1 dolardan birazcık fazla. İftarımızı açalım samsamızla. Muhteşem. Samsa'yı en son Kazakistan'da yemiştim yıllar önce. İçi şöyle et ve soğan dolu. Ne kadar görünüyor? Hızlı açayım. İnanılmaz güzel bir şey ya. İçinde şöyle mis gibi aromalı bir et var ve bol bol soğan. Bu arada içindeki at eti de olabilir. Hiçbir fikrim yok. Yosefur Özbek Kazak restoranı olduğu için. Şimdi meydana oturdum, şöyle güzel bir tane daha samsa yiyeceğim. Dostlara gitmeyi bekleyemedim açıkçası. Şöyle dışarıda soğuk havada samsayla ısınalım dedim. Gelirseniz yine böyle fırınlarda, bazı fırınlarda tabii burada yaşayan Özbeklerin, Kazakların fırınlarında böyle samsa bulabilirsiniz. Dediğim gibi fiyatı 80 ruble, bence gayet iyi. Böyle atıştırmalık tarzı tüketebilirsiniz. Şöyle şekli de bayağı garip, bayağı güzel. Harika. Bu etinin harika bir aroması var gerçekten. Artık az etimi bilmiyorum ama şöyle muhteşem bir aroması var. Ve bayağı bol et var içinde. Gerçekten bayağı bol et var. Muhteşem. Yediğim en güzel samsa. Ben daha önce Moskova'da yemiştim. Kazakistan'da yemiştim ama bu bambaşka bir seviye. İnanılmaz. Soğuk Rusya gecelerine birebir. Afiyet olsun. Şöyle 1000 rubleleri var. Bununla dışarıda 2 kere yemek yiyebilirsiniz. 2-3 kere yemek yiyebilirsiniz diye düşünün. Metroya binmek mesela 70 ruble. Daha sonra otobüse binmek de yine 70 ruble. Marketten bir su almak isteseniz 40 ruble. Bir çikolata almak isteseniz yine 30-40 ruble civarları. Ben şu an kapsül bir hostelde kalıyorum, yine şehrin merkezinde. Bu hostelin geceliği 600 ruble, yani 7 euroya falan tekabül ediyor. Düşmeden. Daha sonra şöyle 5 rubleleri var. Bununla sanırım hiçbir şey gelmiyor. Bizim 1 liraya falan denk geliyor. Şöyle 2 rubleleri var, yine bununla da büyük ihtimal hiçbir şey gelmiyor. Bunlar cebimde birikmiş şöyle. Bir de şöyle 1 rubleleri var.
Bunda da büyük ihtimal hiçbir şey alamazsınız. Sakız bile alamazsınız yani. Bunlar böyle cebimde birikmiş. Nerede harcayacağımı da bilmiyorum. Şimdi şu an bu yaptırımlardan dolayı burada Mastercard, Visa Card, American Express hiçbiri çalışmıyor. Ben kartım çalışır düşüncesiyle geldim. Ben genelde hep karttan harcama yapıyorum. O yüzden yanımda $150 getirmiştim. Sıkıntı yaşayabilirim tasarruflu harcamazsam. Siz gelirseniz kesinlikle nakit para getirin. $1 şu an 72 Rus rublesi yapıyor. Şehirdeki döviz rublarından bozdurabilirsiniz. Kur normal. Ama kredi kartları kesinlikle çalışmıyor. Nakit para getirmezseniz patlayabilirsiniz. Ben hostelimi ödeyemedim kredi kartımla. Para bozmak zorunda kaldım. O yüzden gelirseniz dikkatli olun. Nakit para getirin. Onun dışında Rusya bu şekilde. Devasa bir ülke. Dünyanın en büyük ülkesi. Avrupa'da Norveç'e sınırı olan, Asya'da Kuzey Kore'ye sınırı olan bir ülke. Sibirya'yı içinde bulunduran bir ülke. Çin'e sınırı olan bir ülke. Devasa bir ülke. Yani bu ülkede bulamayacağınız hiçbir şey yok. Kuzey ışıklarından çöllere, göllere her şeyi bulabilirsiniz. Devasa bir ülke. Evet. Oh, düşmeden çok yoruldum. Ay. Ah. Dizlerim acıdı. Karada oturamıyorum ki, şöyle yer full kar olduğu için. Rusça bilmiyorsanız büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Tabii insanlarla iletişim kurmanız gerektiğinde. İnsanlar İngilizce bilmiyor arkadaşlar. İnsanlar asla İngilizce bilmiyor. Yani birkaç gençler de genelde bilmiyor. Bilirlerse birkaç tanesi biliyor. Yani bilene denk geldim ama %99'u bilmiyor diye yorumluyorum. Ve Rusça konuşmaya devam ediyorlar. Sanki biraz daha konuşunca anlayacakmışım gibi Rusça konuşmaya devam ediyorlar. Ben birkaç kelime öğrenmiştim. Arada bir işime yarıyorlar ama genelde anlaşamıyoruz. Sorun yaşayabilirsiniz ama yani çeviriyle de işinizi halledebilirsiniz. Gelmemek için bir sebep değil. Rusça bilmiyorsanız kesinlikle yine de gelin. Ama birazcık sıkıntı yaşayabilirsiniz insanlarla konuşma konusunda. Gittiğim hostelin resepsiyonu bile İngilizce bilmiyordu. Böyle işaret diliyle falan anlaştık yani. Öyle, Rusya böyle bir ülke, güzel bir ülke. Ben 2,5 sene önce Moskova ve Murmansk şehirlerine gitmiştim. Moskova çok güzel, Murmansk'ta da kuzey ışıklarını görmüştüm. St. Petersburg hep içimde kalmıştı. Bugüne nasipmiş. Güzel bir şekilde St. Petersburg'u gezeceğiz, Rusya'yı keşfedeceğiz. Çok zengin bir ülke ama gelir eşitsizliği had safhada. Yani belli bir kesimi fakirlikten sürünüyor. Bu da mesela St. Petersburg'da 20-25 bin rublelere çalışıyorlarmış diye duydum. 20-25 bin ruble de $300-$350 yapar. Gerçekten burası için yetersiz bir rakam. Dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Çok zengin bir ülke. Uzay yarışında, teknoloji yarışında hep dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Ama kapalı kutu bir ülke. Hep uzaktan tedbirle baktığımız, çekindiğimiz bir ülke. Birlikte ucundan da olsa Rusya'yı keşfedeceğiz. O zaman hadi bakalım, Rusya'yı keşfedin hadi. Yine niye yaptım? Devamını getirmeyeceğim ama neyse, hadi let's go. Burası St. Petersburg'un simgelerinden biri. St. Isaac Katedrali. Dünyanın en büyük Ortodoks kilisesi. Gerçekten altın kubbesiyle muazzam bir yapıt. Tepesine doğru 240 adım varmış. 240 merdiven. İnsanlar o 240 merdiveni tek tek sayarak en yukarı çıktıklarında da dileklerini diliyorlarmış. Bu gerçekten katı bir şekilde takip edilen bir inançmış. Rusya'da her yerde şöyle Yandex'i görebilirsiniz. Mesela bu arabanın üstünde Yandex Market yazıyor. Arama motorları zaten Yandex. Taksileri Yandex, yani Uber için Yandex kullanıyorlar. Taksi çağırma uygulaması için. Harita olarak Yandex'i kullanıyorlar. Yani her şeyde Yandex'i kullanıyorlar. Buraya gelirseniz böyle taksi çağırmanız gerekirse ya da bir şey istemeniz gerekirse Yandex'i kullanabilirsiniz.
Saraylar Meydanı'na geldim. Şöyle etrafımda bir sürü saray var. Tam arkamda da buranın meşhur İzak, sen İzak mı? İsak, aynen. Tam arkamda buranın meşhur İsak Katedrali var. Hello, Turkey. My name is Peter the Great. Turkey, hello. Thanks, thanks so much, man. Peter's the Great. Peter's the Great. Yes. Nice. The creator of St. Petersburg, right? Yes. Yes. At 1703. Şu an burada yaşayan Ruslar bile 10 kat giymiş neredeyse. Ama ben soğuk olmaz diye mont bile getirmedim. Şöyle kazaklarım var. Ama buz gibi, gerçekten buz. Ben ne güzel bahar havası olur demişti. O yüzden mont getirmedim, eldiven getirmedim, ellerim de donuyor. Ama çok kötü yani, buz gibi donuyor. Please sit for one. Ve şu güzelim paşın kuruyu deneyeceğim. Rusya'nın kendi yemekleri çok fazla yok. Genelde böyle Gürcü, Azeri, Özbek, Tatar mutfakların karışımı Rus mutfağını oluşturuyor. Önce şunlardan başlayalım. Şöyle bir mantarlı bir peynirli. Şöyle ucundan tutuyormuşsunuz. Çeviriyormuşsunuz. Daha sonra ısırıyormuşsunuz. Peynirli olanı. İçi su dolu. Bayağı güzel. İçinde tuzlu bir peynir var. Hamuru falan da bayağı güzel. Bunu çok beğendim. Şimdi bir de şu mantarın tadına bakalım. Bu
da güzel. Şöyle içine bakabilirsiniz. Mantar ve patates varmış bunun içinde. Şimdi şu haçapuriyi deneyeceğim. Bunu nasıl yiyeceğimi hiç bilmiyorum. Ama galiba şu köşesinden biraz koparıp şöyle yumurtasına banarak yeniyor diye tahmin ediyorum. Şöyle güzelce yumurtası da aldı, mis gibi. Yumurta var, yumurtanın altında da güzel bir peynir var şöyle. Ekmeği de çıtır çıtır. Şöyle tadına bakıyorum dökmeden. Güzel ama daha peynir kısmına gelemedim. İçi peynir dolu. Şöyle içi cidden peynir dolu. Şimdi yumurtasına batıralım şöyle. Şöyle kaçapurimizin tadına bakıyorum tekrardan. Harika. Peyniri bayağı iyi. Yumurtayla birlikte muhteşem oluyor. Şöyle yine yumurtasına banıyorum. Daha sonra şöyle afiyetle gömüyorum. Muhteşem. Harika. Bu arada bu kinkalilerin tanesi 65 ruble. Bayağı da büyükler, bence fiyatı gayet iyi. Şu haçapurinin fiyatı da 390 ruble. Bu da yine fena değil yani. Şu an çok merkezi bir yerdeyim. Ben şimdi şu güzel yemeklerimi tadını çıkaracağım. Zaten gün boyu açtım. Bakalım ne buldum. Sirok. Beni bir süredir takip ediyorsanız Sirok'u çok iyi biliyorsunuzdur. Ama eğer bilmiyorsanız Sirok böyle Rusya, Belarus'a özgü. İçinde tvorog denilen lor peynirine benzeyen peynirin olduğu bir çikolata. Şöyle küçük paketlerde oluyor. Bayağı yağlı bir şey. Belarus'tayken çok yiyordum bundan. Şimdi de bulmuşken hemen bir tadına bakalım dedim. Şöyle güzel küçük dikdörtgen paketlerde oluyor. Şu şekilde. Çikolata gibi ama İçinde o dediğim tvorog peynirinden var, lor peyniri gibi. Ama tabii ki tuzlu değil bizimki gibi, tatlı bir lor peyniri. Ben tadına bakıyorum. Harika. Neden bu kadar sevdiğimi unutmuşum. Bakın bunun içindeki lor peynirine kakao da katmışlar. Şöyle kakaolu içi. Belarus'tayken her gün birkaç tane yerdim. Buralara veya Baltıklara gelirseniz kesinlikle sirok deneyin. Ben çok beğeniyorum. Ve içinde protein falan da var yani, muhteşem.